Gözler pazar günü kurulacak sandıklarda herkesin heyecanla beklediği sonuç ne olacak sorusuna Kanal 7 Haber ekibinden Derya Efe ve kameraman Ali Ekber Karaçam Manisa'da cevap aradı. Türkiye'nin istikrarı için evet. Ülkemi seviyorum, onun için evet çıkmasını istiyorum. Evet, 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 evet. 16 Nisan'a sayılı günler kala Manisa'da da heyecan dorukta. Peki seçmen sandık başında kararını neye göre verecek? Hangi kriterleri göz önünde bulunduracak? Şimdi söz Manisalılarda. Bin defa, yüz bin defa. Defalarca evet. Manisa'da 1,5 milyonluk nüfusun yarısından fazlasını kadınlar oluşturuyor. Bu nedenle referandumda verecekleri karar çok önemli. Allah'ın izniyle evet. 16 Nisan için destek ve dualarınızı bekliyoruz. AK Parti Manisa Kadın Kolları sokaklarda. Halka Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin avantajlarını anlatıyorlar. Biz evet için çalışıyoruz. Ülkemiz için, istikrar ve istiklal için çalışıyoruz. AK Partili kadınlar her gün farklı bir ilçede sürekli halkla iç içe. Gidilmedik sokak, çalınmadık kapı bırakmıyorlar. Ülke menfaatleri, ülke çıkarları ve millet menfaati ve çıkarı için 16 Nisan'da evet çıkmasını istiyoruz. AK Parti Manisa Kadın Kolları çat kapı ziyaretlerle her kesimden seçmene ulaşıyorlar. Bugün de Turgutlu ilçesinde Sevil Erbay'ın evindeler. Evet deyiz gari ya. Evet. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Evet deyiz gari. Atalım sizler, sağ olun çocuğum. AK Parti Manisa Kadın Kolları ikinci çat kapı ziyaretini Harise Önder'in evine yaptı. Şimdi kendisine kararını soracağız. Ne diyorsunuz efendim? Tabii ki evet, vatanım için, milletim için, bayrağım için. Tabii ki evet. Kadınların mesaisi yoğun ama hallerinden şikayetçi değiller. Allah ol diyecek olacak. Biz de çalışacağız. Ümitliyiz, başaracağız. Soru gelirse sizden cevaplayalım. AK Parti Manisa Kadın Kolları'nın referandum mesaisi ev toplantısıyla devam ediyor. Bu toplantılarda seçmenin aklındaki soru işaretleri giderilmeye çalışılıyor. Biz evetçiyiz. Evcek, evcek, sokakça. Eskiden sigortalara gidiyorduk, rezil oluyorduk. Bir eczaneden ilaçlarımızı almak için 2 gün, 3 gün bekliyorduk. Ama şimdi beklemiyoruz. Bütün eczanelerden, bütün özel hastanelerden, her yerden hizmetimizi alıyoruz. Onun için de evet diyoruz. İstikrar için. Evet. İstiklal için. Evet. Erdoğancıyız. Evet. İnşallah evet çıkacak. İstikbal için. Evet. Kararımız. Evet. Tabii ki. Tabii ki evet. Hepimizin geleceği için. Evet. İstikrarın devamı için evet diyen de var. Çocuklarının geleceğini düşünen de. Manisalılar sandıktan çıkacak sonucun Avrupa'ya da bir cevap olacağı görüşünde. Bu kadar dış güçlerin, bu kadar düşmanların hayır demesine inat evet diyoruz. Manisa doğudan göç alan bir il. Aileler kalabalık. 20 tane evet oyu evet, var. Evet, evet. Hiç hayır yok. Sülalem hepsi evet. 1000 kere evet. Manisalılar referanduma giderken eski Türkiye'yi unutmuyor. Koalisyon dönemlerinde yaşanan hükümet krizleri hafızalarda hala taze. Geçmişte çok acılar yaşadım. O acıları yaşamamak için evet diyorum. Evet, 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 hem de her diyerek. Çocuklarımızın geleceği için evet diyoruz. Bu hükümetten memnunuz, bu yüzden evetçiyiz. Sayın Cumhurbaşkanımı çok seviyorum. Liderimize çok güveniyoruz. Manisalıların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güvenleri tam. Desteklerini göstermek için de heyecanla 16 Nisan'ı bekliyorlar. Türkiye'yi kalkındırdığı için güveniyorum, o yüzden evet diyorum. %90 evet çıkacak diye bekliyoruz. Tabii ki evet, tabii ki